Türkiye'de ilk senetle taksitle alışveriş. Evet, değerli izleyiciler, programımızın başında da ifade ettiğimiz gibi çok önemli bir senaryo yine gündeme bomba gibi düştü. Bu haberi servis eden de Çin Haber Servisi, Pekin yönetiminin gelecek planlarını ışık tutan bir makale yayınlandı. Artık bazı devletler biliyorsunuz makale yayınlayarak. Belli başlı düşmanlarına e, karşı tarafa da e, kuşkusuz ki mesajda içerikli bir takım haberler yaptırabiliyorlar. Ama oldukça önemsenmesi gereken bir konu. Çünkü harita bunu anlatıyor. Birazdan detaylı olarak bakacağız haritaya. Ve dolayısıyla ülkenin savaşa gireceği bölgeleri, Çin'in savaşa gireceği bölgeleri ve tarihlerini duyurdu. Çin'in gelecek e, 50 yılda... Kesinlikle savaşacağı 6 cephe başlıklı makalede tarihsel olarak da gördüğü topraklara yeniden kavuşma hedefiyle küresel güç perspektifi yansıtan Çin devleti özellikle resmi yayın organında servis edilen makalede ilk sıraya Tayvan'ı yapıştırdı ve yerleştirdi. Şöyle bir bakalım değerli izleyiciler. Oldukça önemli. Çin'in rüyasına bakacağız. Şin'in Çin rüyasına Değerli izleyiciler bu harita yaklaşan Tayvan-Çin savaşına ilişkin daha öncesinde yayınlanmış bir harita. Biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri Tayvan'a son 2024 askeri yardım olarak 8.1 milyar dolarlık bir askeri yardım verdi Tayvan'a. Neden? Çin'e karşı kendini biraz daha güçlendirmesi bakımından. halihazırda hazırda Çin'in sol veya sağ kanadı olan... Rusyayı da zayıflatıyor, Rusya-Ukrayna savaşıyla. Dolayısıyla Trump döneminde deniyor ki Trump'ın olası ABD başkanlığının döneminde, ikinci dönemde tamamen e, fokuslanacağı tek bölge, huşkusuz ki burasının olduğu ifade ediliyor, değerli izleyiciler. Tayland'a doğru bir fokuslanma olacak, e, söylenen bu 2025'in e, ilk aylarında. Şimdi. Bu hilal şeklinde e, görüyorsunuz burada bir çizgi var. Amerika Birleşik Devletlerinin savunma çemberi yani Çini tamamen her iki yakadan kuşatmış değerli izleyiciler. İşte Avustralya'da Amerikan üstleri, bu Japonya'da Güney Kore'de e, söz konusu üstlerle Pakistan'da ve Tayland'da üstlerle adeta Çini tamamen kuşatma pozisyonuna artık girmiş durumda. Şimdi özellikle e, Çin ile işbirliği yapan işte ülkeler var burada. Singapur'u görüyoruz. E, Myanmar yine burada. Myanmar'da yine Çin ile birlikte hem ticari hem askeri işbirliği yapan ülkeler pozisyonunda. Yine e, özellikle iki tarafla ilişkisi olan iki tarafı da dengeleyebilen e, diplomatik ve askeri ilişkilerde bir tanesi Malezya görüyoruz burada. Bangladeş ve Pakistan devleti de hem Amerika Birleşik Devletleri ile hem Çin ile arasını iyi tutan üç ülke, 3 önemli ülke değerli izleyiciler. Şimdi işte burada Amerikan müttefikleri var yine Hindistan, Tayland, Tayvan, Filipinler yine Güney Koreyi de görüyoruz, Avustralya hala hazırda yine oldukça kritik bir konumda. E, haritaya baktığımız zaman değerli izleyiciler. Şimdi bu haritaya baktıktan sonra özellikle Çin e, resmi e, ajansı haber servisi bir senaryo yayınladı. Ve hemen onlara bir şöyle bir hızlıca bakalım oldukça önemli. Diyor ki senaryoların e, altı maddesi şu: Birincisi Tayvan'ın birleşmesi 2020 ila 2025 yılı arasında bir zaman dilimi konulmuş. Doğru. 2020'de Tayvan'la Çin arasındaki gerilimin temelleri resmen atılmış durumda idi. Covid-19 salgını olmasına rağmen değerli izleyiciler. Hemen okuyalım. Tayvan'la barışçıl birleşme çözümün gerçekçi olmadığı, bunun mutlaka savaş yoluyla gerçekleşeceği iddia ediliyor. Yani Çin eninde sonunda Tayvan'la bir savaşa gireceği ifade ediliyor. Tayvan'da Çin ile birleşme referandumu düzenlenmesi tavsiye ediliyor. Oradaki halkın da bir e, demokratik çerçeve içerisinde kim Çin yanlısı, kim bağımsız Tayvan e, modelini düşünüyor. Onun da elbette ayrılması bakımından. Ancak böyle bir referandumda deniyor Tayvan halkının birleşme seçeneğine direnmesi durumunda. Yani o referandumda e, Tayvan halkının... Birleşme, birleşme seçeneğini seçmesi durumunda Çin'le birlikte Tayvan Savaşı yeni Çin'in ilk modern muharebesi olacağı ifade ediliyor. Senaryonun birinci maddesi. İkinci maddesi yine Güney Çin Denizi adalarının kurtarılması var. Çin'in Çin lideri Xi'nin Çin rüyasına ilişkin ikinci senaryoda. Çinli stratejistler olası Tayvan Savaşı'nın ardından iki yıllık bir toparlanma döneminin sonunda Çin, Vietnam ve Filipinleri müzakere masasına oturtmayı planlıyor. Çin diğer Pasifik ülkelerde korku aşılamak için ilk olarak da Vietnam'a saldırmayı tasarlayacağı ifade ediliyor değerli izleyiciler. Üçüncü maddeye de bakalım. Güney Tibet'in yeniden fethi. Çünkü Çin geçtiğimiz yıllarda işte 1914'te Simle Anlaşması kapsamında İngilizler ve Çinler bir masaya oturdular. McMahon Hattı müzakeresi edildi ve orada Güney Tibet'te yine Çin'in bir parçası olarak hem iç Tibet hem de dış Tibet olarak ikiye ayrılıyor. Çin ile Hindistan arasında yasal sınırda bu şekilde belirlenmiş oluyor. Çin Hindistan'ı alt etme veya Güney Tibet olarak adlandırdığı bölgede güç kullanacak diyor. Yani önümüzde bir Hindistan, Çin geriliminin de yaşanabileceği ifade ediliyor. 2035 ila 2040 yılları arasında ve Hindistan'da ayrılıkçılığı kışkırtıp Keşmir'in geri alınmasında Pakistan'ı desteklemeyi ve Güney Tibet'e bir yıldırım saldırısı başlatmayı planlıyor. Yani Çin Hindistan ile Pakistan'ı tam bir manasında savaş ortamına hazırladığı anda ortaya girip saldırı planlandığı ifade ediliyor. Ve devam edelim dördüncü madde Diyayu ve Ryukyu adalarının fethi. Yine o da 2040-2045 olarak geçiyor değerli izleyiciler. Adalar için yapılacak savaşta Avrupa ve Rusya'nın tarafsız kalacağı öngörülüyor. Bu senaryoda Çin'in 6 ay içerisinde Japonya-Amerikan ittifakına karşı zafer kazanacağı da iddialar arasında. Moğolistan istilası da yine oldukça önemli değerli izleyiciler. Yine o da 2045 ila 2050 yılları arasında gösteriliyor. Moğolistan Çin'in potansiyel hedefleri arasında 5. sırada yer almış. Asıl mesele burası en çok önemsediğim e, maddelerden bir tanesi de bu. Çünkü hatırlayacağınız üzere değerli izleyiciler son dönemlerde Çin ile Rusya arasındaki ilişkiler 10 numara 5 yıldız. Samimi kadeh tokuşturmalardan tutun da e, Şi'nin özel treninde Çin çayı içen Putin ile Şi o kadar bir samimiler ki abi kardeş gibi ama ileride bunun böyle olmayacağı iddiası var. Rusya Çin savaşının da 2055 ila 2000 60 yılları arasında çıkabileceği ön görülüyor. Çin devletinin zihinsel kodlarında Rusya'nın Çin'e ait olan devasa topraklara konduğu algısı var. Yani diyor ki Çin sen benim göz diktiğim topraklara doğru yayılmaya başladın diye düşünüyor ve bunu bir engelleme, kendisinde bir engelleme e, öngörüsü de var. Rusya'nın kendi toprakları yani Çin'in hedefinde olduğu topraklarda hızlı bir şekilde ilerlemesinin önünün kesileceği algısı da oluşuyor. Bu nedenle iki tarafta birbirlerine derin bir güvensizlik besliyor." demiş. Çok önemli bir iddia. İddialara göre 2045 yılına gelindiğinde Rusya'nın güç ve nüfusunda azalma söz konusu. Çin'in bunu fırsat bilerek 5 ayrı cephede savaşmış olmanın getirdiği askeri deneyimle Rusya ile de çatış, çatışma yaşanacak deniyor. Gerçekten oldukça önemli bir senaryo değerli izleyiciler. 2060'a kadar Çin'i bekleyen söz konusu savaşları da sizlerle paylaşmış olduk. Şimdi.